açtığımız bir fuar bir oluyor. Ürün çeşitliliğini arttırdık. Ürün çeşitliliğiyle beraber iki çeşitli. Fotoğrafta bize yakınca olabilir misiniz? Sektör şöyle bir durum var. İlk 11 ay olarak %7'lik bir düşüş gözleniyor. Bu aslında adet bazında daha fazla. %30'lara yaklaşan bir adet var. Yine bunların içerisinden deri konfeksiyon +2 olarak değer bazında göstermesine rağmen miktar bazında %15'e yakın deri konfeksiyon sektöründe de düşüş var. Tabii ki bunların çok çeşitli nedenleri var. Bunların içerisinden en büyüğü döviz kurunun istenen seviyelerde olmaması, yeni aktörlerin pandemiden sonra piyasaya girmesi ki bunların içerisinde en büyüğü Çin. Çok ikinci döneminde, birinci döneminden sonra ikinci dönemde çok agresif bir şekilde dünya pazarına girdi. Çok Çin olarak, çok kırıcı fiyatlarla. Tabiri caizse sanki pandemide adamlar oturdu, imalat yaptılar, stok yaptılar. Arkadaşlarımın değerlendirmesi bu şekilde. Yani bütün sektörlere, sırf deri konfeksiyon değil, ayakkabı, saraciye, tekstil sektörlerinin hepsini ciddi bir şekilde etkilemiş vaziyette. Kırıcı fiyatlarla piyasalara giriyorlar. Bu tabii uzun vadede onlar açısından da sürdürülebilir bir şey değil. Bu kadar ciddi üretimler, bu malların fazlalığı onları da belli bir yerde durduracak. Ama biz 2024'ün de ikinci dönemine kadar bu durgunluğun sektörler bazında devam edeceğini düşünüyoruz. 2024'ün ikinci döneminden sonra tekrar dengeyi kurabileceğimizi düşünüyoruz. Tabii birlik olarak alternatif pazar demeyelim de diğer daha az güçlü olduğumuz pazarları ciddi bir pazarlama çıkarması yapıyoruz. Birliğimiz bu konuda çok aktif. Derneklerimizle istişare içinde gelebilecek her türlü yere alım heyetleri düzenleyerek buralarda ticari ilişkilerimizi geliştiriyoruz. Tabii bunların da sonuçlarının alınması 6 aydan erken bir süre olmuyor. Bir an önce tabii ki yeni pazarlara açılıp. Hangi pazarlar var burada? Ya bunların içerisinde zaten güçlü olduğumuz bir Amerika pazarı var. Rusya pazarında şu anki savaştan dolayı ciddi bir kayıplar var. Yani normal satmamız gereken ürünlerin kaybı var. Artı küresel ısınmayla ilgili bir takım kayıplarımız var. Bildiğiniz gibi Rusya soğuk ülkeler içerisinde ve en büyük ihracatımızı aşağı yukarı şöyle diyebilirim. Rusya'ya gelen deri ürünlerinin %20'ye yakını Türk ürünleri oluyor. Bu pazarda da çok güçlü olmamıza rağmen savaşın etkileri %50 bir düşüş sektörde etkiledi. Bunun dışında Rusya'nın yerini alabilecek en büyük pazar olarak Amerika'yı görüyoruz. Amerika'da aslında güçlüyüz, şöyle güçlüyüz, kürk siyet, koyun kuzu postu olarak değerlendirdiğimiz ürünlerde %10'a yakın Amerika pazarında pay sahibiyiz. Bu çok büyük bir oran aslında Amerika gibi bir ülkede. Bunu %20 ve %30'lara ilk hedefte çıkarabilsek zaten bütün ülkelerdeki kısılmaları telafi edeceğiz bir ülkeye yapmış olduğumuz aktif pazarlamayla. Ziyaretleri gelecek yılda devam edecek mi? Kesinlikle yine Amerika'da senede iki kere
Ve Güney Kore olarak düşünüyoruz. Güney Kore zor bir pazar ama biz başladığımız bir pazarı en az 4-5 sene sürekli sağlamaya çalışıyoruz. Sektör olarak şu anda deri konfeksiyon olarak söylersek en fazla ülkeye ihracat yaptığımız, yani 50'ye yakın ülkeye ihracatımız var. Bu bir mucize. Çünkü sattığımız ürünler artı 20'nin üstüne çıkmaması lazım gerekirken biz Dubai'ye ürün satabiliyoruz. İşte Kuveyt'e ürün satabiliyoruz. Katarlılara ürün satabiliyoruz. Birleşik Arap Emirlikleri'ne ürün satabiliyoruz. Sıcak ülkelere de ürün satabiliyoruz. Bu bizim Ar-Ge'de ne kadar ileri olduğumuzu, tabakhane sektörümüzün ne kadar ileri olduğunu, her iklime ürün satabildiğimizi, konfeksiyoncu arkadaşlarımızın trendleri çok iyi takip etmesi, tabii ki bu başarıyı getiriyor sonuç olarak. Kesinlikle bu fuarlar devam edecek çünkü sektörümüzde müşteriler çok değerli bizler için. Onları davet ediyoruz. Seneye de 5. ayda gene fuarımız var. Kürk Süet fuarımız. Kesinlikle devam edeceğiz kış sezonu için.